Herkese yeniden merhaba. Yine bir videoyla daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Biraz kafa karışıklıkları var. Aldığımız bilgiler doğrultusunda en azından onları kısmen de olsa gidermeye çalışalım. Onu söyleyeyim çünkü özellikle hala kupanın nerede kalkacağı konusuyla ilgili. Dün bir video çekmiştik ama orayı biraz daha toparlayalım. Farklı konulara giriş yapacağız. Tekrar bu arada bayramınız mübarek olsun. Dediler ki videonun başında söylersen daha anlamlı olur. Abone olmadan izleyen çok kişi var. Abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Bir de beğen tuşuna basarsanız, beğeniyorsanız tabii ki çok da mutlu oluruz. Hemen başlayalım. Trabzonspor Antalya Spor maçının ardından bildiğiniz gibi sahaya çok fazla taraftar girdiği için saha zeminde ciddi bir tahribat meydana geldi. Yer yer kopmalar söz konusu, akarlarda ciddi hasarlar var, sulama sisteminde ciddi hasarlar var. Bu yüzden kale direklerinde işte onlar neyse çok önemli değil ama saha zemininin toparlanması biraz zaman alacak. Dün video çektiğimde söylemiştim hasar tespiti yapılacak diye. O hasar tespiti yapıldı ve Trabzonspor Yönetim Kurulu'na iletildi. O hasar tespiti doğrultusunda sahanın gerçekten çok ciddi bir tahribata uğradı. Önemli bölümlerinde kopmalar meydana geldi ve bu bölgelere hani bir parça ekiminin söz konusu olduğunda kopmalar yaşanabileceği ve oyuncuların zarar görebileceği ama yine de maça yetiştirilmesi için çaba sarf edileceği yönünde bir rapor gitti. Ama Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuda kendi incelemesini yapacağını söyledi. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin o incelemeyi yapması için gelmesi bekleniyor. Onlar bir rapor sunacak. Yani burada maç oynanır veya oynanmaz noktasındaki son kararı onlar verecek. Ama işin diğer boyutu da hala belirsiz. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'nun cezayı Perşembe günü açıklanacağı. Bugün zaten sevk edilecek Trabzonspor muhtemelen. Ceza Perşembe günü açıklanacak ve o cezanın ne olacağı da çok belirleyici olacak. Talimat şöyle diyor. Eğer iç sahada maç oynanamazsa en yakın ilde maç oynanır. Trabzonspor maçın İstanbul'da oynanmasını istiyor. Bu noktada bir temas var. Zaten Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da bu konuda bir açıklama yaptı. Hemen ardından zaten Trabzonspor Kulübü ve As Başkanı Ertuğrul Doğan da Demet Akalın'ın o kutlamalarda viral olan şarkısı "Arasan da seni duyamıyorum"u paylaşarak bir cevap verdi buna. Ama Trabzonspor bu konuda girişimini yapacak. Yani maçın İstanbul'da oynanması noktasında ama tabii seyircisiz cezası gelmezse. Burası çok gerçekten kritik. Bu cezanın belirleyici olacak. Trabzonspor Kulübü maç nerede oynanırsa oynansın kupanın Trabzon'da kaldırılmasını istiyor. Yani Trabzon'da bir tören yapılacak ve bu tören esnasında kupa kaldırılacak. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatı da şu şekilde diyor. Matematiksel olarak şampiyonluk garantilendikten sonra şampiyonluk kupası son iç saha karşılaşmasında verilir. Şimdi Altay karşılaşması nedeniyle eğer yani zeminde oluşan tahribat nedeniyle maç burada oynanamazsa herhangi bir ilde oynanacak olan karşılaşma iç saha maçı olarak geçerli kabul ediliyor mu? Yani statü gereği tabii ki iç saha olarak kabul ediliyor da hani bunu değiştirebilir mi? Bu konuda yoğun temaslar yapıyor kulüp çünkü kupanın Trabzon'da kaldırılmasını istiyor. Zaten taraflı tarafsız bu konuda herkes hemfikirdir. O şampiyonluk kupasının şehirde kaldırılması gerekiyor. Bu konuda yoğun çaba, yoğun girişimler devam ediyor. Olayı resmiyete kavuşturabilmesi için. Trabzonspor'un düşüncesi şu, eğer maç burada oynanamazsa Altay maçından sonra Trabzon'da stadyumda bir organize yapalım veya şehir merkezinde kupa törenini orada gerçekleştirelim. Kupa bu şekilde kaldırsın. Bunu çok net bir şekilde kulübün en yetkili isimleri kararlarının bu olduğunu ve bunu uygulamaya geçireceklerini dile getiriyorlar. İşin perde arkasında da temaslar halen devam ediyor bu işin resmiyet kazandırılması için. Kulüp de Perşembe günü PFDK'nın açıklayacağı ceza sonrasında bu konudaki kararı resmen açıklamayı planlıyor. Yani kupanın Trabzon'da kaldırılması noktasındaki kararı. Umarım biraz kafa karışıklığınızı gidermişimdir. Kısa bir özet geçeyim. Sahanın maça yetişmeme ihtimali yüksek. Trabzonspor maçı burada oynanmazsa İstanbul'da oynamak istiyor ama seyircisiz cezası gelmezse maç nerede oynanırsa oynansın Trabzonspor Yönetim Kurulu Şampiyonluk Kupası'nı Trabzon'da kaldırmak istiyor. Bu bir karar. Bunu uygulamak için de Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle temaslar devam ediyor. Zaten bu konuda
aynı ayrı düşünen olacağını zannetmiyorum. Umarım yönetim bu konudaki çabalarının sonucunu da alır. Siz de açıkçası yorumlar kısmına bunu yazarsanız memnun olurum. Yani kupanın burada kaldırılması fikri konusu herkes hemfikirdir ama farklı görüşte olan varsa da açıkçası görmek isteriz diyeyim. Bu arada Trabzonspor taraftarlarının şehir merkezinde yaptığı o kutlamaların hani birçok çeşidi var zaten. Hepsini herhalde binlerce, yüzde, ben şahsen yüzden fazla izlemişimdir yani sarıp sarıp. Daha fazla izleyenler de vardı. Dünya genelinde 200 milyonu izlenmeyi bulmuş durumda şu an itibariyle. İnanılmaz bir sayıdan bahsediyoruz. Yani ünlü, ünsüz, fenomen olmayan birçok kişi tarafından paylaşılıyor ve bu gerçekten çok ciddi bir reklam, PR. Yani parayla bu kadar PR'ı yaptıramazsınız. O kadar net söyleyeyim size. Hatırlarsanız bir forma lansmanı vardı. Keşanlı forma. Onda dahi ulaşılan rakamlar şu an itibariyle gölgede bırakılmış durumda. Bu bir konu. Diğer konulardan bir tanesi de bildiğiniz gibi Rusya'yı resmen men etti UEFA. Şimdi Trabzonspor'un playoff'tan başlaması netleşti ve tam 5 milyon şu an itibariyle playoff'ta Trabzonspor'un kasasına girmek için hazır bekliyor. Yani 5 milyon euro oradan bir kar elde edecek Trabzonspor. Ama esas para Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne, gruplara katılırsa 37 milyon avro gibi bir paradan bahsediyoruz. İnanılmaz ötesi bir rakam arkadaşlar. Yani kulübün borcunu ne seviyeye getirir siz düşünün. Ve Trabzonspor hani şampiyon olarak gideceği için şampiyon takımlarla karşı karşıya gelecek. İşte Romanya, Makedonya tarzı. Bunun haberini yapacağım bu arada. Hangi takımlar muhtemel rakipler onu ayrıca konuşuyor oluruz. Ama burası çok önemli bir güç ekonomik anlamında. O yüzden kadroyu mümkün olduğunca koruyabilmek ve üstüne takviye yapmak gerekiyor. Burası gerçekten çok çok kritik. O para Trabzonspor'un geleceği ve Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmalı. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya direkt olarak katılma ihtimalimiz yok mu? Var. Yani kural olarak Trabzonspor'un gruplara direkt kalma ihtimali var. Nedir o ihtimal? Rusya zaten men edildi. Ukrayna ligi UEFA tarafından tanınmazsa, yani şampiyonunu tanımıyoruz, Avrupa'ya almıyoruz derse veya onlar böyle bir talepte bulunursa savaştan dolayı, o zaman Trabzonspor'un Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni gruplara direkt kalma hakkı bulunuyor. Ama bugün hani kulüple de yaptık görüşmeler, TFF nezdinde de bu konuda görüşmeler yaptım. UEFA'nın şu an oynandığı kadarıyla Ukrayna Ligi'ni tanıyacağını söylediler. Yani bu ihtimal çok çok düşük bir ihtimal. Keşke olsaydı, çok ciddi bir rakam ama orada da savaş var. Bir cenaze evinde düğün olmaz derler yani. Orası öyle bir durum şu an itibariyle. Bir de Trabzonspor Kulübü'nün stratejik planlaması var ekonomik olarak. Gerçekten bu şampiyonluk sürecini inanılmaz bir gelir kaynağına dönüştürmeye başladı Trabzonspor Kulübü. Öncelikle şu müjdeyle başlayalım. Şampiyonluk özel forması, yani 8. şampiyonluk vurgulu formalar Altay karşılaşmasında giyilecek. Bunun için Trabzonspor Kulübü tüm hazırlıklarını yapıyor ve ilk etapta 100 bin adet forma satışa çıkarılacak ve 400 ila 500 TL arasında bir rakam belirlenecek. Buradan da inanılmaz bir gelir bekleniyor. Yani 50 milyon TL civarında bir gelir bekleniyor. Diğer bir gelir kapısı bildiğiniz gibi Boğaz Köprüsü'ne bayrak asıldı. O bayrağı 1967 parçaya böldü kulüp ve satıyor parçalarını. İnanılmaz bir talep var. 6100 TL'ye satılıyor ve inanılmaz bir talep var. Oradan inanılmaz bir gelir elde ediyor Trabzonspor Kulübü. Yani oradan beklenti de 2 milyon TL civarında. Ama esas para, beklenen olay dün Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu'nun yaptığı açıklama. 8. şampiyonluk heykelini beraber inşa ediyoruz dedi. 1 milyon TL bağış yapan herkesin ismi 8. şampiyonluk heykelinde yer alacak. Tabii bizim gibilerin o tür paraları görme ihtimali yok ama yani o paraları çok kolay bir şekilde verebilecek olan inanılmaz fazla sayıda da insanlar var ve bu talepler çığ gibi yağmaya başladı kulübe. Kulüp oraya bu katkıyı yapacak olan her iş adamının ismini yazmasının yanı sıra kulüp sitesinden açıklama yaparak da teşekkür etmeyi planlıyor. Yani bir onore etme durumu olacak ki bu bütün bu planlamalar, yani forma, işte bayrak satışı, çeşitli ürünlerin satışı, bu heykel satışı, buradan Trabzonspor'un minimum kazanç beklentisi 1 milyar TL.
Buna yaklaşılır, yaklaşılmaz, geçilir, geçilmez bilmiyoruz. Ama hedef bu. Ve bu şu anki Trabzonspor'un güncel borcunun yarısına tekabül ediyor. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Böyle zenginlerin artık elini cebine koyma vakti geldi. Çünkü Trabzonspor sürdürülebilir olmak istiyor. En önemlisi Trabzonspor gelecek sezon bu kadroyu korumak istiyor. Bu kadroyu korumak istiyorsa bu paralara da ihtiyacı var. O yüzden bu kampanyalar başlatılıyor. Eğer bu rakamlara ulaşılırsa belki Uğurcan'ı, belki Cornelius'u, belki Lacazette'ı, belki Abdülkadir Ömür'ü satmak zorunda kalmayacak Trabzonspor ve şu anki kadro korunup üzerine eksik olan yerlere nokta atışı transferler yapılabilecek. Bakalım işin günün sonunda ne kadar bir gelir elde edilecek, bunu bekleyip göreceğiz. Bir de tabii şampiyonluk geliri var Türkiye'den ama o çok ciddi bir rakam değil bu konuşulan rakamların yanında. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Umarım videoyu beğenirsiniz, görüşlerinizi aktarırsınız. Beğenip yorum da yaparsanız, paylaşırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.